Merhabalar sevgili izleyenler. Aykırı Söylem seçim özel programımızla karşınızdayız bu hafta. Siyasetçi bir konuğumuz var. Yine Hakan Patırar arkadaşımla, sevgili dostum köşe yazarımla sunuyoruz programı. İlk aday adayı konuğumuz Özgür Erdursun. CHP'den aday adayı. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk Semra Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Hakan Bey. Kısaca sorulara geçmeden önce tanıyabilir miyiz? Evet. Özgür Erdursun kimdir? Şimdi Semra Hanım siyasetçi bir konumuz var deyince ben şu anda kendimi siyasetçi olarak görmüyorum. Onu söyleyeyim. Daha biz siyasete yeni giriyoruz aslında. Ben 1979 yılında Ardahan'ın Göli ilçesinde doğdum. 8 yaşında Bursa'ya geldik. Benim babam devlet memuruydu. Babamın memuriyeti nedeniyle Bursa'ya geldik ve hayatım Bursa'da devam etti. Mali müşavirim. Sosyal güvenlik uzmanıyım. Yaklaşık 10 yıldır televizyonlarda programlar yapıyorum ben de. Evet. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında yaklaşık 600 tane canlı yayın programı yaptık. Çok süper. Ulusal kanallarda programlarımız oldu. En son Kanal D'de programlarımız devam ediyordu. Hem yerel hem ulusal televizyon kanallarında sadece halkın çalışma hayatında beklentilerini, sorunlarını ve çözümlerini anlatmaya çalıştım. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik uzmanlığı mesleğime üstadımız Ali Tezer'le beraber başladık. Kendisi Türkiye'nin en iyi sosyal güvenlik uzmanıdır. Çok bizim de doğru. Hocamız, ustamız zaten. Ve bu bağlamda işte sosyal güvenlik, çalışma hayatı, insanların sorunları, çözümleri derken bizi buraya kadar getirdi. Sonunda bir baktık ki siyasetin içine girdik. Siyasetin içine girmemizdeki neden de aslında bu sorunları, sıkıntıları çok net görmemiz ve bu sorun ve sıkıntılara çözüm üretecek kişilerin azlığı nedeniyle ben de evet siyasete girmeliyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmalıyım. Biz sorunları da biliyoruz, çözümleri de biliyoruz dedik ve de ben de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum. Şimdi benim ilk sorum zaten neden aday oldunuz ve neden CHP'ydi? Ama az çok açıkladınız. Ama çok böyle hani 16 yıldır iktidarda olan bir parti var, AK Parti. Neden siyasete AK Parti'de değil de yine CHP'de başladınız? CHP'nin hangi fikirleri sizinle özdeşiyor? Onu bir öğrenelim. Şu anda ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim, delegesiyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan birisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi. Atatürk'ün kurduğu, halkın kurduğu bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi fikirlere, düşüncelere, özgürlüğe önem veren bir parti. Halkı kucaklayabilecek bir parti. Demokrasiden yana olan bir parti. Sözde değil, eylemleriyle de demokrasinin yanında olan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin geleceği teminatı olarak gördüğüm için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de çok seviyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye'de sadece bir kişi oy verse o ben olurum herhalde. Ben Cumhuriyet Halk Partisi halkın sorunlarını çözümlerini sorunlarını çözeceğini çok iyi biliyorum. Sorunlara çözüm üreteceğini çok iyi biliyorum. Çünkü biraz sonra anlatacağım. Zaten ben bu olayın içindeyim. Neler yapıldığını biliyorum. 16 yıldır şu anda AK Parti iktidarda. Yapılanlar var. Eleştirilen konular var. Halkın hangi konularda sorunları çözüldü, ne şekilde çözüldü? Biz bunları zaten özgür ifademizle anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi siyasetçi kimliğimize daha net de anlatabiliriz aslında. Ülkemizde 16 yıllık süre içerisinde yasalar çıktı. Sık sık yasalar değişiyor zaten. Özellikle o torba yasalar, arka arkaya torba yasaları artık takip edemez olduk. Ülkenin son dönemde yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar, döviz ve buna bağlı olarak faizler, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi. Bunlar aslında ekonominin kötü gidişatının bir göstergeleridir. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi kötü olsun da AK Parti'de gitsin mantığında olan kişiler değiliz. Bizim hepimizin işi, gücü, çoluğumuz, çocuğumuz var. İyi olsun ama biz eksikleri söyleyelim ve daha iyi yapabileceğimizi de bildiğimiz için bunları net bir şekilde ifade ediyoruz. 16 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değil, muhalefette. Birileri kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayamazlar. Burada bir eksiklik, yanlışlık varsa
AK Parti'nindir. Şimdi neler olmuş mesela bakalım, beklentiler nelerdir? Ben neden adayım? Aslında neden aday olduğumu şu dosyada saklı. Yaklaşık 600 tane program yaptım dedim ya Semra Hanım, Hakan Bey. Bu yapmış olduğum programlarda 600 tane canlıyı siz biliyorsunuz, yani çok tabii, daha iyi çok biliyorsunuz. Evet, 600 canlıyı yapmak kolay değil. Kesinlikle. Yaz kış canlı yayınlar yaptık. 600 canlı yayında yaklaşık olarak Bursa'da 100 bine yakın kişiyle birebir görüşmem var. 100 bin kişiyle. Çünkü biz programlarımızda direkt sorular geliyor. Biz sorulara hemen cevaplar aktarıyoruz. 100 bin kişiyle görüştüğümüzde maddeler halinde 20 tane birebir sorunu biz tespit ettik. Çalışma hayatında sorunlar kaç kişiyi ilgilendiriyor biliyor musunuz? 100 milyonu. E diyeceksiniz Özgür Bey, 81 milyon nüfusumuz var, 100 milyon nasıl ilgilendirsin? Çalışma hayatı, çocuk, cenin anne karnına düştüğünde çalışma hayatı başlar. Doğmamış bir çocuğu ilgilendirir. Tabii ki. Ölmüş olan kişileri de ilgilendirir. Bir kişi öldüğünde onun maaşı kime kalacak, yüzde kaç kalacak, dula mı kalacak, yetime mi kalacak, doğmamışı ve ölmüşü de ilgilendiren, zaten yaşamda herkesi çok yakından ilgilendiren çok derin bir mevzuat. Ama bu mevzuatta eksiklikler var. Ben de bu eksiklikleri biliyorum, gördüm, sıkıntıları, beklentileri. Ben rantın yanında olmam. Halkın yanında olurum. Bunlar benim söyleyeceklerim içinde rant yok. Hepsinde halk var. Neler var mesela? Şimdi baktığımızda bu çalışmayı biz erken seçim olacağını bilmiyorduk. Seçim olacak diye biz böyle bir şey hazırlamadık. Seçim olacağını bilmeden raporu hazırladım. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımıza sundum. Evet. İlçe başkanımıza sundum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Lale Karabıyık hocamıza da sundum. Onlar bu raporları Ankara'da sundum. İnceledik. Özgür dediler. Rapor çok güzel. Hoşumuza da gitti. Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Öztrak'a sunduk. Kendisi inceledi. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten çalışıyor. Genel merkezde ekonomistler, hocalar bu konuda çok titiz çalışmalar yapıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri, seçim bildirgelerinde her şey gerçekçi. Hiçbir şey, hani diyorlar ya işte bekara çok affedersiniz, karı boşamak kolaydır. İşte CHP atıp tutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerinin hepsi yere basar, ayağı yere basmıştır. Bizim söylediklerimizin hepsi de öyledir. Biz onlara da gittik, anlattık, hocalarımıza da paylaştık. Ben diyorum ki, bir, ilk sırada şunu yazdım. Kadınlar. Kadınlara hangi hakları verebiliriz? İlk dedik ki kadınlara, kadınların ilk doğum yaptığı tarih sigorta başlangıcı olmalıdır. Emeklilik ve sosyal güvenlik çalışma hayatı içerisinde kadınların başlangıcı, doğumu, ilk doğum yaptığı çocuğun tarihi sigorta başlangıcı olsun. Ya olur mu böyle şey? Nasıl olacak ki diyenler de olabilir. Bu aslında oluyor. Elinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği olup da bu haktan yararlanan kadınlar var. O nasıl oluyor? Biz 20 tane ülkeyle anlaşmalıyız. Uluslararası sosyal güvenlik anlaşmalarımız var. Bu sosyal güvenlik anlaşmalarımıza göre de örnek veriyorum. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Gürcistan, Kebek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saydım mı ülke? 20 tane ülke. İtalya'da var. Kanada'da eklendi. Bu ülkelerde Türk kadın doğum yaparsa Türkiye'den başlangıç sayılıyor. Ama Türk kadın Türkiye'de doğum yaparsa başlangıç sayılmıyor. Sayılmalı mı? Bence sayılmalı. Tabii ki. Bu bir. İkincisi, kadınların doğum borçlanmasında eksik prim günleri var. Kadınlar eksik prim günlerini tamamlamak için doğum borçlanması yapıyor. Diyorlar ki ilk önce git sen SSK'lı bir işe başla. 2008'de çıktı yasa. Evet. Sen sigortalı bir işe başla. SSK Bağkur Emek Sağlığı. Sonra doğum yap. Ya kadın 1990 yılında doğum yapmış. 95'te de sigortalı olmuş. Öyleyse sen bu fırsatı kaçırdın diyor. Kusura bakmayacaksın diyor. Sen önce diyor sigortalı olup sonra doğum yapacaksın. Tabii, bu biraz öyle. Alay eder tavırlar aslında. İnsanların sorunlarıyla, sıkıntılarıyla alay eder. Çözüme yönelik değil. Bir hak veriliyormuş gibi göstermek için sadece işte lanse ediliyor. Ama bu sorunu çözüyor mu? Çözmüyor. Bugün ülkemizde emekli maaşları ne kadar biliyor musunuz? Ne kadardır sizce toplumda? 1500 civarında. 1500, 1100, emekli maaşları 1200. 700 lira, 800 lira bugün emekli maaşları bağlanıyor. Ve emekli maaşları gün geçtikçe daha da çok düşecek. Nedendir bu? Ben onu anlamıyorum. Yani şimdi mesela
1200 lira alan da var şu anda. Evet. 1500 lira alan da var. Değil mi? Şu anda 1000 lira bağlanan da var. Dediğiniz gibi 800 lira bağlanan da var. Fark bu, nereden geliyor? Fark evet, nereden geliyor? Yani bu kadar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani. 1999 yılında koalisyon hükümeti vardı biliyorsunuz. Hı-hı. Koalisyon hükümeti büyük depremden yaklaşık 15-20 gün sonra bir yasa çıkardı. Milli irade. O 3 partinin oyu %54'tü. Bir sonraki seçimde %14'le gönderdi onları. İkisi bir daha tarih siyasette silindik bittiler. Hı hı. Şu anda milli iradeye ben güveniyorum gerçekten. Milli irade hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Çünkü AK Parti geldiğinde ya siz kademeli olarak da DSP MHP ANAP döneminde emeklilik yaşını kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaptılar. Hı hı. Aylık bağlama oranları maaşlar hesaplanırken de %60'dan %40'a düşürdüler. AK Parti dedi ki bu ne kardeşim dedi. Böyle olur mu dedi. Hı hı. Çay simit hesaplarını hatırlıyor musunuz? Vardı öyle hesaplar evet. Yapılıyordu. Hı hı. O dönemlerde biz geleceğiz dediler bunu düzelteceğiz. Hı hı. 2008'de ne oldu biliyor musunuz? Kadınlarda erkeklerde ayrım olmaksızın emeklilik yaşı 65'e yükseldi. Prim gün sayısı 9000 güne çıktı. Bir de dediler ki DSP, MHP, ANAP, koalisyon hükümeti yanlış yapmış. Biz aslında aylık bağlama oranlarını daha da düşürmeliyiz. %20'ye düşürdüler 2008'de. Hı. Bu yetmez ama dediler. Millet bizden daha güzel çalışmalar bekliyor. Biz şunu yapalım dediler. Hı hı. Gelişme hızından emeklere verilen %70'lik payı da %30'a düşürdüler. Şaka gibi. 2008 yılında bir reform yaptığını söylüyorlar. Reform halkın yararınadır. Halka bir şeyler verirsiniz, yararına olan kanunlar çıkartırsınız, biz buna reform deriz. Ama vatandaşın elinden her şeyi alıp buna da reform diyemezler. Evet. Bu bir deformdu. Çünkü 2008 yılında çıkartmış oldukları yasayla yasa çıkmasaydı, 2008 yılında yasa çıkmasaydı bugün en düşük emekli maaşı 1750 liraydı. Bugün emekli maaşları 700-800 lira. Daha da düşecek. Şu anda ülkemizde 6 milyon asgari ücretle çalışan var. Asgari ücret ve asgari ücrete bağlı olarak çalışanlar her ay çalışıyor. İşveren götürüp bir prim yatırıyor. O kişinin maaşı 3 lira düşüyor. Bugün ülkemizde asgari ücret 1450 liradır. Agi eski fiş parasıyla beraber 1603 liradır. Ya eskiden insanlar benim asgari ücrette param bu kadar. Bu kadar da fiş parası alıyorum. Bu fiş parasını da 12'ye bölüyorum, maaşın üstüne koyuyorum diyor muydu? Demiyordu. Evet. Bunlar hep küçük oyunlar. Hmm. Sonra agi diye bir şey var. Askeri geçim indirimi medeni duruma göre maaşın içine konuluyor. Aslında asgari ücret ne kadar? 1450 lira. Agi ile ne kadar? 1603 lira. Hmm. Bugün açlık sınırının altında asgari ücret. Türkiye büyüdü mü? Büyüdü. Açlık sınırı kaç şu anda? Hızlı açlık sınırı 1590 lira. Net asgari ücretin 1600 liralar civarında aslında. Hı hı. Net asgari ücret 1450 lira açlık sınırının altında. 6 milyon kişi açlık sınırının altında. Şunu anlatamazlar. Türkiye büyüyor. Türkiye %7 büyüdü. Şu oldu, bu oldu. O rakamların hiçbir tanesi beni ilgilendirmez. Ben gerçeğe bakarım. Asgari ücret ne kadar? Hı hı. Açlık sınırı ne kadar? 6 milyon çalışan, 2 kişi olsun bu kişiler hane halkı, 12 milyon, 4 kişi olsa 24 milyon kişi açlık sınırının altında bu ülkede. Bana hiç kimse büyümeyi anlatamaz. Emeklilerde intibak beklentileri var. Emekli olanlar düşük maaşlar alıyor. 1980-2000 yılları arasında emekli olanlara intibak verildi. Ama ondan sonra emekli olanlara verilmedi. Aslında 2000 yılından sonra maaş alanlar daha düşük. Aylık bağlama oranları düşük olduğu için. Hı hı. Ama maalesef intibak hakkı verilmedi. Bu konuda beklenti çok fazla. Peki çözüm ne olacak burada? Ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Küçük burada bir açılım yaparak benim hepsi anlattıklarım, burada size de gösterebilirim. Hepsi sorunlar ve bu sorunların karşılığında da çözümler. Sorunları herkes biliyor ama çözümleri nasıl olur diye biz bunların hepsini yazdık. Mesela bir örneklemeyle gidelim. Şöyle söyleyelim. Mesela maaşların gelişme, ülke gelişiyor mu, büyüyor mu? %30 değil yine %70 olmalı. Gelişme hızından payını %70 olarak almalı vatandaş. Aylık bağlama oranları %20'lere düşmüş durumda. Tekrar yükseltilmeli, eski haline gelmeli. Yani çözüm eski hali çözümdü zaten. Yeni hali insanlar gurbet, yani nasıl söyleyeyim ben bunu? İnsanlar bulundukları şehirleri terk ettiler. Kırsal bölgeleri terk ettiler. Gelip çalışmaya başladılar. Oralarda üretim bitti. Daha çok asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla burada insanlar gurbete gelmiş çalışıyorlar. Ve bu kişilerin tarımı bıraktı, tarım yok.
Çünkü insanlar tarımdaki maliyet girdiler, fiyatların altından kalkamadıklarını söylüyor. En azından bir düzenli ücretim olsun dedi. Ama düzenli ücret aldıkları ücret de şu anda açlık sınırının altı. Evet. Bu rakamlar düzeltilmezse yarın öbürsü gün emekli olunduğunda insanlar, sizler de bizler hepimiz 600 lira, 500, 600 lira emekli maaşı alacağız. Bu rakamlarla geçinilebilir mi? Geçinilemez. Ne olacak peki? İnsanlar ölene kadar çalışacak. Hepimiz ölene kadar çalışacağız. İyi güzel çalışalım da gençler nerede çalışacak? Gençlere nasıl iş bulacağız? Suriye'den 3 milyon kişi Suriye'den geldi. Yani iş gücü kaybı var. O yaş. Bizim kanunlarımız ne diyor biliyor musunuz Semra Hanım? Emeklilik için kanunlar ne diyor? Emeklilik için kanunlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak. Hatta bunun yanında kültür ve sanat aktivitelerini de karşılayacak bir ücrettir diyor. Yani yiyecek, içecek, gezecek, sinemaya, tiyatroya falan gidecek. İnsanlar açlık sınırının altında. Aç. Doğru. Bizim bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Yani bugün insanlara lanse edilen, hayır siz iyisiniz, iyisiniz deniliyor ama insanın cebinde para yok. Hiç merak etmeyin. 16 yılda biz bunu yapamadık ama yapacağız diyorlar. Bize oy verin yapacağız. Ben yapılacağına inanmıyorum açıkçası. Şimdi iş verenler olmazsa, sanayiciler olmazsa, bizim ihracatımızı arttıramazsak, biz büyüyemezsek, yarın öbür gün okullara giden çoluğumuz, çocuğumuz muhakkak ya devlet memuru olacak, ya kendi işini kuracak, ya da işçi olacak. Yani başka bir şansı yok ki. Hı hı. İş bulabilmeleri için bizim sanayiciyi, işvereni de desteklememiz, girişimciyi de desteklememiz de gerekiyor. Biz bugün ne yapıyoruz? 1450 liraya bir kişi çalışıyor, 1603 lirada maaş alıyor. Devlet ne diyor biliyor musunuz? Evet diyor işvereni, çok güzel, sen bir kişi yanına çalıştırıyorsun, 1450 lira da veriyorsun, 1603 agiyle beraber. Aradan 882 lirayı da bana vereceksin diyor. Bir kişi 882 lira bir kişinin sigorta maliyeti. Hep televizyonlarda şunu duyarsınız. Yanlış, yalan. Asgari ücretin üzerinde vergi yükü var, kaldıracağız. Asgari ücretin üstündeki vergi yükü 100 lira. O da evli, eşi çalışmayan. 2-3 çocuğu varsa onda da böyle bir durum söz konusu değil. Onun maaşı 1700 liraya çıkıyor ve vergi yük yok. Asgari ücretin üzerinde ne var biliyor musun Semra Hanım? Hakan Bey, asgari ücretin üzerinde sigorta maliyetleri var. SGK maliyeti. AK Parti 2002 yılında geldiğinde kurumlar vergisi oranı %33'tü, %20'ye düşürdü. İyi mi yaptı? Çok iyi yaptı. Şu anda sigorta prim oranlarının da muhakkak %22,5'lara düşürülmesi gerekiyor. Karşılayacak mı peki şeyi? Sosyal hizmetler anlamında biriken parayı... Şimdi şöyle... Biz devleti yönetmeye talip olacak insanlarız. Çok ciddi bir konu değil mi anlatacağımız konular? Bugün ülkemizde 6 milyon kişi asgari ücretle çalışmıyor aslında. Asgari ücretten gösteriliyor. Çünkü sigorta maliyetleri doğru, yüksek. Ama insanlar maliyetler nedeniyle gerçek rakamlardan göstermiyor. Ve devlet gerçek rakamlardan göstermediği için işverene cezalar uyguluyor. Yurt dışındaki örnek verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi devam edeyim, bitireyim. Asgari ücretten gösterdiği için cezalar uyguluyor işverene. İşçi gerçek rakamlardan bildirilmediği için ileride düşük emekli maaşı alıyor. Doğru. Devlete de gerçek rakamlar bildirilmediği için şu anda devlet şu anda zarar ediyor aslında. Yani biraz gerçekçi olaya bakarsak. Tespit doğru. Asgari ücret rakamları, asgari ücret en alt sınırdır. 6 milyon kişi asgari ücretten gösteriliyor dediğim gibi. Sigorta prim oranları bu oranlar değiştirildiğinde gerçek rakamlardan devletin kasasına daha da çok para gireceğine inanıyorum. Şimdi Avrupa'daki sistemi ben biliyorum. Almanya'daki, İsviçre'deki, ben yurt dışına da gidiyorum. Yurt dışında seminerler yapıyorum. Yurt dışı, benim işimin büyük bir bölümü yurt dışında zaten. Yurt dışındaki sistemle bizim sistemi size bir örnek vereyim. Yurt dışında, biz yurt dışındaki sistemi getirdik aslında. İsviçre'de, İsviçre örneğini vereyim. İsviçre ile bağlantılarım olduğu için, oraya sık sık gittiğim için İsviçre'deki sistemle ilgili. İsviçre'de siz çalışıyorsunuz Hakan Bey. Maaşınız 5000 frank. Emekli olduğunuzda maaşınız 2500 franka düşer. Bizim Türkiye'de de bu sistem geldi. Normalde bizim Türkiye ülkemizde, Türkiye'de 4 kişi çalışıp bir emeklinin, 4 çalışan bir emeklinin maaşını karşılayabiliyor. Avrupa'da oran 1.7'dir. Biz de 1.7 oranına düşürdük şu anda. AK Parti sağ olsun 1.7'ye düşürdü. Ama şunu unuttu. Vatandaşlar da bilmiyor ya. Anlatması onlar için kolay oluyor. Diyorlar ki ya Avrupa'da da bu sistem var. Bak diyor Almanya'ya bak. Almanya'da birisi 2000 euro maaş alıyorsa emekli olunca 1000 euro alıyor diyor. Hı hı. Evet iyi güzel de İsviçre'de 35 yıl çalışan birisi 2500 franktan ya da 5000 franktan 2500 franka düşüyor. İki tane onlarda emeklilik kasası var. Bir tane de devletin, bir tane de kendi sandıkları pansiyon kasa denilen sandıklar var.
Bugün 65 yaşına geliyor. İsterse 63 yaşında erken emekliliği de tercih edebiliyor. Ama Türk parası 1,5-2 trilyon, 3 trilyon para alıyor eski parayla. 1 milyon, en az 1 milyon. En kötü, en zor, en eğitimsiz kişinin çalışabileceği, en vasıfsız işleyeceğimiz işte çalışan birisi 30 yıl sonunda bizim paramızda 1,5 milyon lira falan alıyor. Toplu para. Emekli maaşı düşüyor ama devlet diyor ben sana... İkrami olarak mı? Evet, ben sana diyor az bir maaş vereceğim diyor. Bu parayla sen zorunlu ihtiyaçlarını bile kiranı falan ancak karşılarsın diyor. Ama sana ben bu kadar para veriyorum diyor. Sen zaten 65 yaşına geldin. İstatistiklere göre 80 yaşında öleceksin diyor. Bu parayla da gez toz eğlen. Tatil hepimiz gidiyoruz değil mi? Ufak da olsa. Bir Erdek'te, ben Erdek'e gidiyorum sık sık. Ya tatilde... Çok gidemiyoruz aynen. Ya tatile ama Bodrum'a da gittiğimiz oldu. Antalya'ya da gittiğimiz oldu. Orada şu dikkatimi çekiyor. Orada gelen, yurt dışından gelenler restoranlara girerler. Açarlar müziği de masaların üstünde dans ederler, oynarlar, eğlenirler. Ne hesap gelecekmiş korkusu var mı onlarda? Doğru. Yaşları eğlenir ülkemizde. Bizim yaşlımız ne yapar? Bizim yaşlımız da 2 liraya dondurma alır, kaldırımda oturur, onlar izler. Ya. İşte Türkiye'nin aslında örneği bu. Yaşlımız huzur içinde değil. Emekliler şu anda huzur içinde değil. Bugün ülkemizde emekliler çalışmaya devam ediyor. Bir de iş kurum, sonra istatistikleri, tam rakamları elimde değil. Onları da yine bir kere bir daha buluşursak anlatırız. 65 yaşının üstündekiler İşkur'a müracaatta bulunuyorlar. Bize iş bulun diye. İş, yani çünkü insanlar 700-800 bin lirayla geçinemez. Ya kiralar şu anda, ülkeyi yönetenlerin bir eli yağda, bir eli balda, herkesi zengin zannediyorlar. Herkesin aynı koşullarda olduğunu zannediyorlar. Esnafın şu anda geliriyle sadece kira gelirlerini, kirasını zor ödediğinden millet haberdar değilmiş gibi davranıyor. Şu anda esnaf gerçekten de kan ağlıyor. Küçük esnaf günlük kazancıyla giderlerini karşılayamıyor. Ben kendimden örnek vereyim. 9000 lira Bağkur borcum var benim. Onu ödeyip emekli olamıyorum. Çok fena. Bu arada silindi Bağkur borçları. Borç birikiyor. Yeni yasada da diyorlar ki siliyoruz. Ne güzel, silsinler yani. Ama siliyor, günleri de siliyorlar. Silsinler de şimdi günleri başka bir şey söyleyeyim. Siliyorlar işte, hastalık. Güzel, şimdi şöyle bir şey var. Aynen. Şimdi siliyorlar ama isterseniz de diyorlar, bu günleri alabilirsiniz. 4-10-2000 yılından önce kendi adına iş yeri açmış ya da şirket ortağı olmuş. 10 binlerce kişi iş yeri açmış, şirket ortağı olmuş ama Bağkur primlerini ödememiş. Bu kişilere devlet diyor ki şu anda, siz 2003 yılına kadar bu primlerinizi ödeyecektiniz kardeşim diyor. Ödemediyseniz ben bu günleri size vermem. Yani insanlar diyor ki bak o kadar af çıkıyor. Ben de parasıyla bana günleri ver. Kusura bakma diyor. Sen de o treni kaçırdın artık, ben sana vermem diyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti sınır kapılarında çadırlar kurdu. Kimlerle kimlerle lahmacunlar yiyerek barış anlaşmaları yapmaya çalıştı. Esnafıyla mı barışamıyor? 4-12 bin yıl önce. En az 50 bin kişi. En az 50 bin esnaf. 4-12 bin yıl önce iş yeri açmış. Şirket ortağı olmuş. Neden vermiyor biliyor musunuz? Çünkü 4-10-2000'den önce, 2000 yılından sonra sistem değişti. Emeklilik sistemi o kişilere bu hakkı verirse emekli olurlar diye vermiyorlar şu anda. Anayasamızda sosyal güvenlik, emeklilik bir anayasal haktır diyor. Bunu hiç kimse elinden alamaz. Normalde Bağkur Kanunu diyor ki bir kişi iş yeri açmışsa, şirket ortağı olmuşsa 3 ay içerisinde gidip Bağkur'a başvurur diyor. Bağkur açılımı bağımsız çalışanlar kurumudur diyor. Ama gidip de başvurmazsa devlet 3 ay içinde resmen bu kişileri Bağkurlu yapar diyor. Bu kanun olmasına rağmen bir kanun hükmü kararname ile 10 binlerce kendi adına iş yeri açan, şirket ortağı olan Bağkurlara ben senin günlerini sildim, hiç kusura bakma vermem diyor. Yani herkes için de bu günü de vermiyor. Siliyor ama günü de vermiyor. Doğru. Yani anlatacağımız konular aslında, benim anlattığım konular, dedim ya yüz binlerce kişiyle görüştüm. Hepsi gerçek, yaşanmış. Sonu başı belli. Devletin burada nasıl yol izleyeceği belli. Emeklilikte yaşa takılanlar. Milyonlarca kişi. Milyonlar. Cumhuriyet Halk Partisi bunu seçim bildirgesine koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka hiç kimse çözemez. Milliyetçi Hareket Partisi zaten emeklilikte yaşa takılanları yaratanlardan, yaratan partilerden bir tanesidir. DSP, MHP, ANAP. DSP, MHP yok. DSP, ANAP yok. MHP de şu anda iktidarda. Onların milletvekilleri işte biz emeklilikte yaşa takılanları çözeceğiz. Sorunu zaten siz yarattınız. Evet. Sorunu yarattığını farkında değil. Sorunu kendilerinin yarattığını bile bilmiyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar kimlerdir biliyor musunuz? 8-9-1999, 4447 sayılı bir yasa çıktı. Bu yasayla beraber denildi ki biz kademeli bir emeklilik sistemi getirdik. Evet.
kadınların yaşını kademeli 58, erkeklerin de 60 yapacağız. 1985 yılında ben sisteme girdim. Sen dediler ki 3 yıl geç emekli olacaksın normal emeklilikten. Ben 1993'te sen öylesi 7 yıl geç emekli olacaksın. Ya ben 95'te sen 9 yıl geç emekli olacaksın. Hı hı. Anayasal bir hak. Ben sisteme girmişim. Girdiğimde hangi tarihte emekli olacağımı biliyorum. 1999'da bu yasayı getirdiniz. 99'dan sonrakiler tamam deseler bir nebze kabul edilebilir. Hı hı. Ama geriye dönük işletebilir misiniz siz bunu? Milyonlarca kişi emeklilikte yaşa taktılar. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar evet. Maaş alamıyorlar. Günleri de dolu. Sağlıktan yararlanamıyorlar. Bir de genel sağlık sigortasında prim istiyorlar. Günleri dolu. Çalışırlarsa da maaşları düşüyor emekli oldukları zaman. Evet. Ülkemizde yollar, köprüler yapıldı. Kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum. Hem parasını veriyorum hem kullanıyorum. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz köprüleri? Ama evet, güzel oldu gerçekten. Tabii. Gerçekten güzel, köprüler güzel oldu. Aynen. Osman Gazi Köprüsü özellikle çok sık İstanbul'a programlara giderken kullanıyorum. Hı-hı. O köprüyü kim yaptı? Yapıştı devlet. Köprüyü emeklilikte yaşa takılanlar başta olmak üzere halkın kendisi yaptı. Bir kişi 1000 lira maaş alacağını varsayalım Hakan Bey. Yıllık 12 bin lira yapar mı? 10 yıl emeklilikte yaşa taktın mı? 120 bin lira. Adama vermedin 120 bin lirayı. Bir kişiye sadece. Milyonlara sen 120 bin liraya vermedin. Şu anda hesap makinesi almaz. Büyük bir hesap makinesi lazım. Nasıl paraların devlete kaldığını. Emeklilikte yaşa takılan ve diğer hakkını alamayan kişilerin haklarıdır aslında bu köprüleri yapan kişiler. Bugün emekli olduğunda 1750 lira alacağı, siz 750 lira veriyorsunuz. Bu adamın 1000 lirası nerede? Yıllardır bu 1000 lirayı vermediniz. Bu 1000 liralar nereye gitti? Ben yol yaptım, köprü. İyi yaptın, tamam biz yaptık işte. Millet vergi verdi. Sen emekline vermedin. Diğer kişilere vermedin, yolları yaptın. Yani, halkın katkısıdır bunlar. Halkın katkısıyla. Ama emeklilikte yaşa takılanlar çözüm bekliyorlar. Peki AK Parti diyor ki emeklilikte yaşa takılanlar 1999 yılında diyor bir yasayla çıktı diyor. Ben mi yaptım diyor. Öyleyse şöyle bir şey yapalım. Rahmetli Bülent Ecevit'i mezarından çıkartalım. Diyelim ki böyle bir durum var. Sizden sonra yapacağını söylediler, geldiler, çok oy da aldılar. Hı-hı. Ama ben mi yaptım deyip çözmüyorlar. Yani tekrar size ihtiyacımız var. Sorunları çözebilmek için ben yapmadım. Bana ne? Bu benim şu anda çocuklarım, ikizlerim var. Anladım, İlkokul 3'e gidiyorlar cümlemizin. Benim oğlum böyle yaparsa kızarım oğluma. Devleti yönetenler bu tavırdalar şu anda. Peki siz bu konuştukların çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuldu mu bu seçim? Evet, seçim bildirgesine konuldu. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu konuldu. Şimdi tabii yeni bir sistem de var. Hükümet ayrı bir sistem, parlamento ayrı bir sistem. Bu sizin söyledikleriniz parlamentoda olursanız çok önemli olacak Türkiye için. Benim anlattığım konuların hepsi AK Partili ilgilendiriyor. MHP'liyi ilgilendiriyor. CHP'liyi ilgilendiriyor. Biraz önce söyledim ya 81 milyon nüfusla 100 milyon kişi ilgilendiriyor. Tabii. Doğmamışları ve ölmüşleri de ilgilendiriyor. Aynen. Şimdi size ya halkın o kadar çok sorunu var ki, o kadar çok beklentisi var ki. Ticaret serisi, elektrik elektronik bölümü, işte turizm otelcilik okulları, bir sürü meslek liseleri var. İmam Hatip'i de katıyorum içine. Evet. Bir sürü meslek okulumuz var. Bu meslek okullarında ilk işe başlanıldığında bir sigorta kartı veriliyor. Sigorta başlangıcınız. Ama emeklilikte ilk işe başlama tarihi olarak sayılmıyor. Stajyer ve çırakların, okullar gönderiyor ya, yanımızda bizim de stajyerlerimiz çalışıyor. Emeklilikte ilk işe başlama olarak sayılmıyor. Yani 1986 yılında stajını yapmış, 95'te de ilk defa sigortalı olmuş. 95'e göre emekli oluyor. Şu anda işverenlerle konuşuyorum, Özgür Bey diyor, biz çalışacak personel bulamıyoruz. İşçiyle konuşuyorum, iş bulamıyorum. Neden? Kalifiye çalışacak iş gücümüz yok. Biz meslek liselerinde kalifiye çalışacak kişileri yaratmalıyız. Doğu Anadolu bölgesinde, doğuda eğitim, tarım ve hayvancılık okullarına gerçekten ihtiyacımız var. Ve hızlı bir şekilde ihtiyacımız var. İç Anadolu bölgesi yine tarıma çok ihtiyaç var. Ege, Akdeniz'de turizm otelcilik okullarına ihtiyacımız var. Bir otele gitmiştim. Otel sahibiyle sohbet ediyoruz ya da yöneticileri de olabilir, hatırlamıyorum ama sohbet ettiğimiz kişinin oradaki durumunu. Ya Özgür Bey dediler, böyle büyük tesisler yapıyoruz. Daha sonra personel bulamıyoruz. Benim her gittiğim yerde sosyal güvenlik konuşulduğu için, yine konu sosyal güvenlik. Biz personel bulamıyoruz. Daha sonra müracaatlar arasında seçiyoruz, alıyoruz yani. Bizim de personel ihtiyacımız var. Yaz dönemi özellikle bulmak da zor. Ama o kişi turizm otelcilik okulundan ya da okuldan mezun birisi değil. Nasıl davranacağını da bilmiyor. Bizim buraya çok kıymetli, çok değerli bir kişi gelmiş. Tanınan, bilinen, bizim için çok değerli bir müşteri. O kişi bir şey istemiş, ters cevap vermiş. Adam pılını pırtını topluyor, otelimizi terk edip gidiyor diyor. Normal. Bu nasıl bir otel kardeşim, siz bunları mı çalışıyorsunuz diyor. Yani bizim
bilen, kalifiye gençlere ihtiyacımız var. Bunun için de İmam Hatip liseleri karşı olduğum bir okul değil. Ama biz gençlerin hepsini İmam Hatip'e gönderirsek, çocuklar yarın öbür gün evlenirken söylüyorum, vallahi kız vermeyecekler. İşin ne? Ben İmam Hatip mezunuyum diyecek. Mesleğin, vallahi okulda bitirdik ama artık Allah kerim bir torpil bir şey bulsak bir evet, şey yerleşecek. Gerçekçi olmamız lazım. Bizim İmam Hatip yani. Okullarına da ihtiyacımız var. Hı-hı. Kesinlikle ihtiyacımız var. Ben lise olarak ticaret sesini bitirdim. Ticaret sesine ihtiyacımız var. Tabii ki. Turizm, otelcilik okullarına ihtiyacımız var. Ve bunları size bir örnek vereyim. Almanya'daki üniversiteli sayımızla bizim meslek liselerindeki sayımız eşit. Almanya'nın meslek liselerinde bizim üniversiteli sayısı eşit biliyor musunuz? Almanya'nın nüfusu 85 milyon. Ya onlar hiçbir şey bilmiyor da niye hemen üniversiteye değil de meslek liselerine yönlendiriyorlar? Neden onlar dünyada en büyük markaları onlar üretiyor, biz hiçbir şey üretemiyoruz? Biz gençleri siyasi olarak, arka bahçemiz olarak mı kullanacağız? Gelecekte bu büyük projeleri yapıp ülkeyi gerçekten bir yerlere götürecek gençler mi yaratacağız? Tabii beyin göçünün bir kere kesin engellenmesi lazım yani Türkiye'de. Yani Almanya'da çok güzel bir eğitim sistemi var. Tabii onlar üniversiteye gidenleri meslek okullarında biliyorsun gimnazyumu ayırıyorlar. Evet. Çok iyi yetişiyor. Veya meslek okuluna gidecekse keza aynı şekilde. İlkokulda Hapşule'den itibaren biliyorsunuz. Biz de aynısını biz de yapabiliriz. Biz de bunu yapmamız lazım. Yani yapmamız gerekiyor. Yani şu an eğitim sistemi çok önemli burada. Şu an eğitim sistemi. Ben şöyle bir makalem vardı. Ben diyorum ki kesinlikle bu olması gerekiyor. Türkçe, matematik, İngilizce, diğer dersler, işte birçok ders var. Türkçe, matematik en önemli ders. Herkes görüyor. Kurallar dersi de öyle bir ders olmalı. Kurallar dersi, insan ağaç yaş gereğidir. Çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Kuralları öğretmemiz gerekiyor. Peki, din bilgisi bugün dersi var, biz, ahlak bilgisi dersi. Neden kaldırdın bugün, mesela? Bugün Türkiye'nin sanatçısı, bugün Türkiye'nin sözde önde giden sanatçısı. Hı-hı. Diyor ki Türkiye'de özgürlükler var diyor, ben yere tükürebiliyorum. Ya işte yani maalesef. Türkiye'de fazla özgürlük. Benim diyor çok özgürlüğüm var diyor, ben kırmızı ışıkta geçiyorum. O senin özgürlüğün değil. O senin saygısızlığın. Evet. O senin terbiyesizliğin. O senin kuralsızlığın. Doğru. Topluma kesinlikle. Sen sanatçı olarak böyle örnek olamazsın. Sanatçılar toplumun önünde giden kişiler, vatandaşlara örnek olacaklar. Biz okullarda bunları öğretmeliyiz. Kuralları öğretmeliyiz. Bir kişi ya SSK'lı olacak, ya Bağkurlu emekli sandığı, ya işçi, ya memur, ya devlet... Ya da devlet memuru olacak ya da esnaf patron olacak. Hangi haklara sahip olduklarını küçük yaşta öğretmeliyiz. Bugün işverenler birçok konuda bilgi sahibi değiller. Yani yasal olarak kayıtlarda var işçinin hakkı. İşveren ben vermem diyor. Doğru. İşçi de yasal olarak kayıtlarda hakkı var. Onu istemesini bilmiyor. İnsanlara ilk önce hakları bir öğretmemiz lazım. Kuralları ve hakları öğretmemiz lazım. Ve bunları... yapacağımıza ya ben inanıyorum. Çok bunlar şey çok değil. Popülist şeyler değil ki. Yani devletin okulu var mı? Öğretmeni var mı? Evet. Ya bunları hazırlamışız. Ya bunların hepsini öğretebiliriz. Sistemi organize etmek lazım buna göre. Ben Almanya doğumluyum. Almanya'da okudum. Biz bisiklete binme kuralları öğrendik 2. sınıfta. Evet. Tabii. 3. sınıfta mecburen öğreniyorsun. Yüzmeyi öğrendik. Mecbur çünkü orada. Herkes yüzmeye binmek zorunda. Evet, evet. Yani nerede bisiklet yola çıkarken aynası olmak zorunda, lambası olmak zorunda. Kaskım herkes... olmadan asla. Aynen öyle. arkasına kimseyi evet. bindiremezsin kasksız vesaire gibi. Ama 2 yaşında, 3 yaşında yani 3. sınıfta, 2 yaşında, 3. sınıf, 4. sınıfta öğreniyorsunuz bunları. Aslında bu çok kolay ama niye halen gelmedi ben anlayamadım. Ya şu anda biz siyasiler hızlı bir şekilde zenginleşme yolunu tercih ediyor. Maalesef. bu Türkiye'nin bir gerçeği. Tüm siyasi partilerde böyle bir sıkıntı var maalesef. Var. Evet. Hemen böyle bir adam bulma, adam kayırma, maalesef. Adamcılık. Evet. Bir ülkede siyasiler çok zenginse, o ülkede mafyanın sözü geçiyorsa o ülke gelişmemiş bir ülkedir. Az gelişmiş ülkelerin en büyük problemi de budur zaten. Şimdi ülke gelişmiş bir ülke olduğumuzu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti artık çok gelişti diyoruz. Çok büyüdü diyoruz. Ama baktığımızda bir bakın bakalım, bir siyasilere bakın, bir de işte söz söyleyen kişilere bakın. Bugün mafya oluk oluk kan akıtacağız diyebiliyor insanlar ve hiç kimse onlara dokunamıyor şu an. Yani geldiğimiz, ama gelişmedi maalesef. Biz gelişemiyoruz ama kendimizi geliştireceğiz. Ben 39 yaşındayım. 39 yaşında var gücümle gençlik için, çoluk çocuğumuz için bir şeyler, projeler ortaya koyuyorum. Elimden ne gelirse. Hepsini yapmak için zaten ben siyasete girdim. Bunları da anlatacağız. Vatandaşlara anlatacağız. Tek olan bayrak tektir. Bayrak herkesin. Bizim inancımız Allah birdir diyoruz. Herkesin. Tabii. Ülke tek herkesin. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Biz neler yapacağız? Böyle dosyalarımızı hazırlayacağız.
Böyle açacağız neler yapacağımızı. Ben şu anda neden milletvekili olacağımı biliyorum. Ama önemli olan milletvekili olacak kişilerin neden milletvekili olduklarını bilmeleri. Doğru. Tabii. Doğru. Veya bu arada seçeceklerin de bilmeleri. Doğru. Seçeceklere, seçeceklerin aslında karşılığına sunulan kişiler de önemli. Yani diyorlar ki seçeceklerde bu kişileri seçin. Tabii. Bu delegeden başlıyor. Yani delege seçilmiyor. Delege. Ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok huzurluyum. Çok mutluyum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten de çok huzurluyum, çok mutluyum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda aday adayım. Aday olamayabilirim. Listeye giremeyebilirim. Ama ben her yerde beni göreceksiniz. Ama yine. Ben her yerdeyim. Özgür Bey, aday adayının sadece 48 olması Bursa'da sizin şansınızı arttırıyor bu arada. Onu antiparantez diyeyim CHP'de. Bence rakamlar hiç önemli değil. Aynen. Bir partide 400 kişi. Ama bizim partimizde bugün Bursa'ya baktığımızda bütün odaların, sivil toplum kuruluşların, toplumda sürekli önde okuyan, bilen, toplumun sorunlarını bilen, kendi mesleğiyle ilgili halkın sorunlarını bilen hepsi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önemli olan bence bu. Az olsun öz olsun. Halkın sorunlarını çözebilecek kişi olsun. Ne diyorsunuz Erkan Bey? Doğru mu tespitim? Doğru. Şimdi bir de ben tabii şuna taraftarım. Hep bizim programlarımızı belki denk gelmişsiniz, izlemişsiniz. Ben hep delegede delegenin kendi adayını seçmesi taraftarıyım. Ben, çünkü biliyorsunuz parti için hiçbir yerde, Türkiye'deki hiçbir partide demokrasi yok. Yani genel başkan alıyor listeye elini. Bir takım yorumlar mutlaka alıyorlar. Kendisi yazıyor. Kendisi yazıyor. Aday adaylarını da kendisi yazıyor. Ben de diyorum ki aday adaylar delegeler çıksınlar. Ama bizim zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim var biliyorsunuz. İşte bu sene yapılmadı mesela. Ama şimdi bu seçim zaten bu seçim bir planlı mesela projenin birilerinin ortaya koyduğu seçim ama o plan terse gidiyor. Bu arada onu söyleyeyim. Kendinizi anlatsanız ben kesinlikle birinin sana yazılacağınıza eminim. Delegeler tarafını seçerseniz. Evet. Kesinlikle ben size biri yazarım. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben yazarım size biri. Sağ olun. Hangi farkımız olsa ben size biri yazarım. Sayın Akkuş'a sesleniyoruz buradan. Lütfen sizi. Başkanımıza da. Bire yazsın. Ben de sizinle ilgili daha önce de konuştuk. Aynı fikirdeyim. Gerçekten mecliste faydalı olabileceğini düşündüğüm isimlerden. Sağ olun. Ben şöyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kim aday olursa, bunu içtenlikle, gönülden söylüyorum. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde beni aday göstermediler diye kızarım, ne kırılırım, ne darılırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması için elimden geleni yaparım. Ama konu şurada. Ben şöyle bir şey. Çok fazla ya. Evet. Ama sizin orada olmanız. Tamam. Sağ olun. Siz fikirleriniz, düşünceleriniz. Şu anda ben çok mutlu oldum. Ben dedim ki niye bu arkadaşımız yok orada? Ama biz şöyle bir şey. Çalışmalarımızı zaten yapıyoruz. Gerekli yerlere götürüyoruz. Mesela işsizlik maaşı var. İşsizlik maaşını biliyorsunuz değil mi? İşsiz kalan kişiler işsiz alıyor. Sağ olsun. Allah rahmet eylesin, Bülent Ecevit döneminde gelen bir yasa. İşsizlik maaşı. Çok da iyi oldu. Gelişmiş ülkelerde bu vardır. Tabii. Biliyorsunuz. Avrupa'da var. Bizde de oldu. Şimdi iyi güzel. Yine bu da yasa çıktı. AK Parti'nin çıkardığı bir yasa değildir. Ama AK Parti burada neler yapıyor peki? Onunla ilgili bilgiler verelim. Biz şimdi okuyoruz ediyoruz ya bunları da anlatmamız lazım. Hemen bir dakikada şunu söyleyeyim öyleyse. İşsizlik sigortasında biriken para şu anda 100 katrilyon eski parayla, yeni parayla 100 milyar. Her yıl bu paranın üzerine 5 katrilyon daha ekleniyor. Güzel. İyi güzel, para ekleniyor değil mi? İşsizlik sigortası fonu, işsizlik parası çıktığında 6 aydan 10 aya kadardı. Bu kadar para birikti. Neden 8 aydan 12 aya, 15 aya çıkmıyor? Doğru. Bu kadar para birikti. İşsizlik sigortası fonunda biriken parayla ne yapılıyor? İşverenlere teşvikler sunuluyor ya şu anda. O işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Yani bizim ülkemizde işverenleri işçiler teşvik ediyor, destekliyor. Şu anki yasalarımıza göre. Oysa ki bunu yükseltmek lazım. Şimdi yılınız bittiği zaman, işsiz olduğu zaman sosyal hilfe başlıyor. Yani devlet yardım etmeye başlıyor. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey de var. Bununla ilgili biz davalar açtık. Davalar da açıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na çok dava açtık. Yani yönlendiriyoruz. Avukat arkadaşlarımız dava açıyor. Ben avukat değilim. İşsizlik sigortası fonunda bu biriken parayı ilk önce alırken de bir yanlışlık var. Alırken mesela sizin maaşınız 5 bin liraysa 5 bin liranın oranına göre alıyor ama verirken asgari ücrete göre veriyor. Yani orada da büyük bir haksızlık ve adaletsizlik var. İşsizlik sigortası fonunda bu kadar büyük para biriktiyse biz diyoruz ki biz bunu daha uzun süre verelim. İşsiz kalanlar hem daha uzun süre alabilsinler hem de daha fazla alsınlar. Bir de yeni bakın bir işsizlik maaşı ile ilgili çok önemli bir eksiklik. İşsizlik sigortası fonundaki parayı yatırdınız. 20 yıl çalıştınız hiç de işsiz kalmadınız. Ya bir miktarını geri seversinler.
Ya bu yurt dışında var. İşsizlik sigortası fonuna siz devlete para veriyorsunuz, hiç yararlanmamışsınız. Bizdeki artık bitince kusura bakma kardeş diyor. Emekli olduğu zaman eğer diyor işsiz kalsaydın diyor ben onu sana verirdim ama sen işsiz de kalmadın diyor. Kötü mü yaptım? İstikrarlı olmak istikrarlı. Türkiye'de istikrarlı olan herkes cezalandırılır. Vergilerini düzenli ödeyenler cezalandırılır. İstikrarlı evet. Çalışanlar cezalandırılır. İşsizlik sigortası fonunda yararlanmayan kişilere de tamamını olmasa da en az %10'unu %15'ini geri vermemiz gerekiyor. Bu hak ve adaleti adalet bunu gerektirir. Hı hı. Ben çok, ya benim anlatacaklarım çok uzun. Biz burada 5 saat konuşuruz, onu söyleyeyim size. Ben en son şeyi sormak istiyorum. Aday adaylığınız, sizin hitap ettiğiniz çok önemli bir kitle var. Onlar tarafından nasıl karşılandı? Şöyle, adaylık açıklamamıza siz geldiniz. Halka evet dokunan bir kişisiniz. Yani şimdi şöyle bir şey, adaylık açıklamamıza ben şunu söyleyeyim. Adaylık açıklamamızı Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda yaptık. Hı hı. Yanımıza gelenler oldu tabii. Ben bazı arkadaşlarıma ya işte bizim adaylık açıklamamızı ya Özgür senin adaylık açıklamanı biz Facebook'tan izledik dediler. Hı hı. Neden dedim, gelmedin mi sen, yok muydun? Salona giremedik dediler, dışarıdan Facebook canlı yayınından izledik. Siz orada şahit oldunuz. Aynen, çok kalabalıktı. Çok büyük bir ilgi vardı. Şu anda bugün asgari ücretle çalışan kişilerin sorunlarını biliyorum. Ama o asgari ücretle çalışan kişinin çalıştığı sanayicinin sorununu da biliyorum. O kişi de destekliyor, sanayici de destekliyor. Evinde hiç çalışmadan oturan Ayşe teyze de onu da isteğe bağlı prim ödüyor. Orada da bir sürü haksızlıklar var. Onları anlatmaya zaman yetmez de. O Ayşe teyze de ya oğlum sağ ol var ol diyor. Emeklini anlatıyoruz. Ya size bu haksızlık. Kadınların haksızlığı bu. Gençlerin bu. Genel sağlık sigortası diye bir şey vardı. Ya gençlerden gelir elde etmiyor. Gidip genel sağlık sigortası için müracaatta bulunmadı diye. Aylık 350 lira para aldılar. Hı hı. Aylık bunu yatıranlara. Daha sonra af getirdiler. Sonra 53 liraya düşürdüler. 350 liraya yatıranlar ya biz bunu yatırdık ne olacak? Emeklilikten falan da sayılmıyor. Siz yatırdınız bitti dediler. Bir daha geri de vermeyiz. Ya yazık, günah değil mi? 350 lira 350 lira gençler gidip para ödedi oraya. Ya. Anlatmak da bilmez. Biz bunları anlattıkça bize destek olan kişi sayısı çok fazla. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, federasyonlar. Hı hı. Bir de şunu söyleyeyim. Benim aday olabilmem için Cumhuriyet Halk Partisi'ni inanılmaz çok kişi aramış. Ankara'yı. Milletvekillerini, genel başkan yardımcılarını. Ya beni aradılar, Özgür dediler. Senden ricamız. Ya bizi aramasınlar. Artık biz telefonu kaldırdığımızda biz Bursa deyince Özgür için mi arıyorsunuz? Ya dedim ben şimdi bunun için ne yapayım? Ya bir Facebook'tan böyle bir şey yayınlansa bize deli derler. Ya bu adam delirmiş mi ya? İşte benim için hiçbir yeri aramayın. Ya şimdi bizi seviyorlar. Yani. Bir destekliyorlar. Bu nedenle arıyorlar. Ya biz iş yapamadık. Ama söyledikleri çok önemli. Ben çok şimdi önemli. Yani yurt dışında da 68 ülkeye geçmiş birisi olarak çok da farklı ülkelerde yaşadım biliyorsun. Dolayısıyla bunun hepsi doğru. Yani bunların yapılması lazım. Biz hep bunları eleştiriyoruz zaten. Birine bunu söyleyen bir kişinin parlamentoda olması lazım. Sağ olun. Eksperimen. İnşallah biz de bunu istiyoruz. Bu nedenle aday olduk. Aday adaylığımız bittikten sonra 21'inde. Listelerde yer alırsak şayet 10 kişilik bir liste olacak. Bizim bölgemizde pazartesi günü. İnşallah. Listede yer alırsak yine sizinle de geliriz, konuşuruz. Bu sefer daha detaylı konuşuruz. Daha detaylı konuları anlatırız. Size şeyi soracağım bir dahaki programa. Askeri ücretle nasıl geçinilir? Sihirbazlığını öğretirsiniz matematiğini size. Evet. Olur mu? Ben sadece son şunu söyleyeyim. Şunu söyledim. Dedim ki dünyada ekonomistlere ödüller veriliyor. Dünyanın en iyi ekonomistleri ödülü. Dünyanın en iyi ekonomist ödüllerini alacak kişiler bizim ülkemizde yaşayan asgari ücretlilerdir. Bravo. Bunu çünkü matematikle bilimle açıklamak mümkün değil. Ama biz bunu detaylarında konuşabiliriz tabii ki. Çok seviniriz. Bir dahaki programımızda var mı son olarak takipçilerimize söylemek istediğiniz bir şey? Biz bir yola çıktık. Bu yolda Allah yardımcımız olsun. Amin. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz programımıza. Sağ olun. Eksik olmayın. Senin var mı söyleyeceğim bir şey? Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok da keyif aldım. Bizim için de öyleydi. Çok umarım biz destekliyoruz. Umarım CHP'de de. Evet, biz bakalım. Sizden destek aldık. Tamam, yavaş yavaş destekleyin. Aynı zamanda. Umarım parlamentoda sizi görürüz. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Evet, izleyenlerimiz, bizi izlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. Diğer aday adaylarla, artık haftaya adaylarla daha doğrusu, programlarımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.